Balaban, atla, acele, yetişmemiz gerekiyor. Hadi sen eve git. Ne oluyor Nezat abi, nereye yetişiyoruz gece var? Kurbanın olayım, lafı uzatma abi, bin de gidelim hadi. Hayırdır Nezat abi? Vallahi hayırmış Ermin, ne desem bilmem ki. Ambulans çağırsak. Şiir kolum. Ya böyle durmak da olmaz. Arayan oldu mu ambulans? Evet oldu. Ya yok yok, ambulansı ya çağırmışlar. Kaza yeni olmuş galiba. Yürü bir yapmak lazım. İzmir'de bizi bekliyorlar, geç kalmayalım. Kardeşim ne seyrediyorsunuz? Çıkarsanız adamı. Hadi hadi hadi. Adamlar da yaklaştı ya, oraya patlayacak şimdi. Ya, siz öyle durursanız tabii ki patlayacak. Hadi gelin. Hadi hadi. Yaşıyor. Ya. Araba patlayacak. Ambulans hala gelmedi. Ne duruyorsunuz öyle? Gelip yardıma gelin. Hadi beni atın. Hadi gayret. Hadi. Hadi. Yavaş yavaş yavaş. Daha yavaş. Arayana kim olduğunu sormadın. Adam Balaban'ın kardeşi kaza geçirdi deyince akıl mı kaldı ben? Fırlayıp çıktım hemen. Serdar'ın kaderi de hünkârınkine mi benzeyecek? Bana mı dedin? Yok Nevzat abi, sana değil. Sen biraz daha hızlı sürsün. Sürüyorum işte, ibre sona dayandı. Şunlara bak. Nereden de haber alırlar hemen, hiç anlamadım. Belki de başka bir şey içindir abi. Nereden haber alacak? Bize ne canım, biz işimize bakalım. Malı anlaştığımız yere zulalayıp kayıplara karışın. Benden haber almadan bir yere kımıldamak yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, anlaşıldı abi. Doğan Kalfa'nın boynuna urgan geçirip ağaca asmak ne demekmiş şimdi anlayacaksın bana bak. Anlaşılan hapiste kaldığın yıllarda benim kim olduğumu unutmuşsun. Şimdi öğren bakalım. Öğren de bundan sonra yanlış yapma Doğan abine. Bu kadar adamız. Yazık bize be. Bir arabayı kaldıramadık. Olmuyor abi, kalkmıyor ya. Nasıl olmuyor ya? Bu kadar ekmek yedik boşu boşuna mı? Adam gözümüzün önünde ölecek. Hadi. Abiciğim hadi gelin, siz de gelin. Kardeşim. Ne bakıyorsunuz? Gelsenize buraya. Hadi. Hadi. Hadi bakalım, tutun şunu. Bir gayret. Hadi. 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 Hadi tut. Hadi. İki kişi daha geldi. Bu sefer olacak. Hadi. 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 Kaldırın şu arabayı. Gayret. Hadi. 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 Tamam. Tamam, tutun öyle. Hadi. Hadi. Tut. Şimdi çekeceğim onu dışarı. Tut. Hadi. Hadi. İşte geliyor. Tamam. Hadi. Hadi. Biraz daha kaldırın. Kaldırın şu arabayı. Çıkıyor. Kaçın, patlayacak. Serdar. Serdar. Kaçın. Serdar. Anne. Yok, yok bir şey. Birden hünkârımı hatırladım. Gel hadi, iftarımızı açalım. Balaban nereye gitti öyle fırlayıp? Balaban gelmeden ağzıma lokma sürmem. Yani üstüme iyilik sağlık komşular. İlçede birinin dişi ağrısa bizim deli oğlanı çağırırlar. Kim bilir ne zaman gelir. Hem biz ne zaman bekledik ki Balaban'ı? Yok ana, bu seferki başka. İçimde hünkârın ölüm haberini aldığım günkü gibi bir ateş var. Oğlun kazada ölmedi sahi mi? Ülkesi için şehit oldu. Acısı seni yakar da ölenle ölünmüyor demekten başka bir şey de gelmiyor elimizden. Valla ben açıyorum orucumu. İsteyen yesin, isteyen yemesin. Hünkârımın ölüm haberini yine böyle bir Ramazan günü iftar masasında almıştık. Her Ramazan'da canım içimden çıkıp gitmek istiyor. Hiç olur mu öyle şey Saime anne? Arkada daha 3 çocuğum var. Maşallah hepsi de birbirinden pırlanta. Allah'a şükür Didar kızın üniversitede okuyor. Serdar bitirdi. Balaban şu memleketin en namuslu delikanlısı. Kardeşim sizin sayenizde yaşıyor. Kim olsa benim yaptığımı yapardı. Tekrar geçmiş olsun. Bu halde yola devam etmeyeceksiniz herhalde. Bizi bu gece bekliyorlar.
Olmazsa dönüşte sizi rahatsız ederiz tekrar. Sağ olun. Eski yola geri döndüm. Yunanistan üzerinden gönderiyorum malı. Evet evet, bu seferlik 100 kilo. Ama bu yol tutarsa bir dahaki seferi 2'ye 3'e katlayacağım. İşi verdiğim kuryeler canavar gibi. Bu yolu bana teklif eden çocuk üniversite mezunu. İğnenin deliğinden geçecek kadar zeki bir delikanlı. Yunan tarafından da bir kız ayarladım. O da öyle. Bizim Serdar'dan aşağı değil. Ah be Serdar'ım be. Sen de böyle mi gelecektin bize? Sana bir şey olursa ne derim annemize? Nasıl çıkarım karşısına? Telefonun çalıyor baba. Kör değiliz. Kulağımızda duyuyor. Hadi sen eve git. Alo. Bir saat oldu Doğan Kalfa. Niye açmıyorsun telefonunu? Yok. Ben şeye çıkmıştım. Dışarıdaydım da. Benim olan şey deyince de... Ne zırf alıyorsun Doğan? Serdar yok ortalarda. Serdar yola çıkmamış mıydı? Ben de benzinlikte onu bekliyorum. Telefonu cevap vermiyor. En son Bursa çıkışı konuşmuştuk. Adamlarını alıp hemen çık yola. Bir salaklık edip sana uğramadan eve falan gitmiş olabilir. Anladım abi. Olabilir. Ben şimdi iki ekip çıkarırım. Birimiz yollara bakar. Ben de Balaban konağı. Her dakika haber vereceğim abi. Direkt bize git. Anneme bir şey duyuyor. Oldu abi. Durumu nasıl doktor bey? Siz de iyi oluyorsunuz. Ağrısıyım. Siz dışarıda bekleyin. Biz sizi gelişmelerden haberdar ederiz. Nabzı nasıl? Bakıyorum doktor bey. İğneyi yaptınız mı? Evet, şimdi yaptım doktor bey. Ameliyathaneyi hazırlayın. Nabzı giderek düşüyor. Hemen doktor bey. Kim? Dur Arif. Ne oldu İsmet? Zaten geç kaldık. Dur Arif. Hemen geri dönelim. Bizim İzmir programı yatar yani. Arayalım o zaman. Boş ver şimdi İzmir'i. Kaza yerinden beri düşünüyorum. Ben bu çocuğu nereden tanıyorum diye. Kimi? Kaza yapan çocuğu. Hani sana askerdeyken kaçırılıp öldürülen bir erden bahsetmiştim ya. Hünkar. Hünkar'ın aynısı o çocuk. İnsan insana benzemez mi İsmet? Yo yo. Hünkar'ın bir ikizi olacaktı. Tıpkı o işte. Arkadaşımın ikizi. Böyle işlerde hep benim başıma kalır. Ben şimdi nasıl söyleyeceğim bunu? Rabia bacı, siz de mi buradasınız? Ne oldu Nevzat abi? Yüzün kireç gibi olmuş senin. Hiç sorma Rabia. Serdar kaza geçirdi. Serdar. Serdar ne zaman geldi ki? İstanbul'dan geliyormuş. İlçenin girişinde arabası takla atmış. Balaban ambulansla hastaneye gitti. Ben de haber vermeye geldim. Saime annenin tedirginliği boşa değilmiş demek. Kim geldi kızım? Balaban mı? Değil Saime anne. Nevzat abi. Sen şimdi içeri gelme abi. Saime anne zaten çok tedirgin. Sen kapıda bizi bekle, ben annemi alıp çıkayım. Ne konuştun kızım Nevzat'la o kadar? Şey,
Teraviye gidiyormuş da Balaban da gelir mi diye uğramış. Balaban'ın el alemin derdiyle uğraşmaktan öyle işlere vakti mi kalıyor? O kız orada ne diye bekliyor öyle Rabia? Yemek de yemedi, bir derdi mi var? Yok canım, ne derdi olacak? Dışarıyı seyrediyor işte. Bir dakika, gelsene Ayşe Ana, sana bir şey soracağım. Cemiyet içinde ayıp değil mi kızım? Sorsana ortalık yerde. Rabia kızımla özel bir şey konuşacağız. Konuşamaz mıyız? Gel. Kimse duymasın mı diyeceklerini? Duymasın. Babaanne, ne olur sen de bir şey belli etme. Aliki duyacak. Unuttun mu babaanne? Aliki Türkçe bilmiyor. İyi, de bakayım ne diyecek benim güzel kızım. Serdar kaza geçirmiş. Üstüme iyilik sağlık. Ne diyorsun kızım sen? İlçenin girişinde arabası takla atmış. Balaban hastanede yanındaymış. Nevzat abi dışarıda bizi bekliyor. Gidelim kızım o zaman hemen hastaneye. Sahim anne bilmesin babaanne. Ona demeyelim. Alo patron. Haberler kötü patron. Senin haber yok. Ne diyorsun kızım sen? Nedir kötü olan? Ne öğrendin söyle hemen. Bizim Serdar patron kaza geçirmiş. Arabası takla atmış. Bizim mallar arabada değildi. Allah kahretsin. Allah bunların belasını versin. Malımın bir gramına bir şey olsun. Hepsini sinerim yeryüzünden. Evdekiler hastaneye gidecek galiba şimdi. Ben de onlarla gideyim patron. Durdun kabahat. Hadi git hemen. Bir defa da başına bir iş gelmeden bir işim düzgün gitsin be. Bir defa be. Kazandığım paradan hayırlı okul yaptıracağım vallahi. Doğan Bey. Ne oldu? Bir şey öğrenebildin mi? Niye kapalı bu çocuğun telefonu? Çocuklar yola bakmaya çıktı. Ben de bir bahaneyle eve sordum. Oraya gelmemiş. Yalan konuşma Doğan. Serdar'ın arabası ilçenin girişinde kaza yapmış. Nasıl baktırdın da bir haber alamadın? Sağır Sultan bile duymuş. Bana bak Doğan. Hemen adamlarını alıp kaza yerine git. Polis arabayı çekmişse park yerine git. Nereye gidersen git. Nasıl yaparsan yap bilmem. Ama arabanın zulasından 100 kilo malımı çıkar. Yarın sabah gün doğarken malım hazır olmazsa hepiniz Yunanistan'a geçin. Ben şimdi hemen arabaya baktırıyorum abi, hemen. Geri dönmüşsünüz. Serdar'ı merak ettiyseniz üzülmeyin. Serdar'ın durumu iyiye gidiyor. Yok Balaban kardeş. Serdar için değil gözyaşlarım. Hünkar için. Hünkar mı? Hünkar'ı nereden tanıyorsunuz? Hünkar'ın komutanıydım ben. O yiğit insan benim askerimdi. Kaçırıldığı gece aynı dağda birlikteydik. Aynı kayanın arkasına siper almıştık. Kurşun yağmur gibi yağıyordu üzerimize. Çıkmasın diye bağırdım ama beni dinlemedi. Adem diye bir arkadaşımız vurulup karşı tarafta kalmıştı. Adem'in cenazesini onlara bırakmayacağım diye fırlayıp gitti. Çocukken de öyle. Dediğim dedik bir çocuktu Hünkar. O gece ölmedi Hünkar. Belki günler sonra kaçırıldığı mağarada öldü ama... yine de Hünkar'ın ölümünden hep kendimi sorumlu tuttum. Estağfurullah İsmet Bey, ne ilgisi var? Balaban vatanı için şehit oldu. Olsun. O gece ben de onun peşinden gitsem belki ikimizi öldürmezlerdi. Ne bileyim işte. Senelerdir vicdan azabı çekerim. Allah bana bu gece Serdar'ı kurtarma görevini o yüzden verdi. O kadar benziyorlar ki birbirlerine. Serdar Hünkar'ın ikizi. Hünkar öldüğünden beri İstanbul'daydı. Nevzat abi, ne yapıyorsun burada böyle? Hiç, şeyi bekliyorum, şeyi... Neyi bekliyorsun? Ya öyle sınav almaya çıkmıştım. Sende bir haller var ama neyse. Helva yapmıştım, bir lokma almak ister misin? Yok, sağ ol, almayayım. Peki, sen bilirsin. Oğlum Nevzat,
Nasılmış Serdar'ın durumu? Ne olmuş Serdar'a? Kaza geçirmiş. Deminden beri Saime anneye bir şey belli etmeden çıkmaya çalışıyoruz. Hadi hadi geçin. Balaban merak etmiştir şimdi. Ben de geliyorum. Rabia! Ben de Rabia! Ana, bir haller var sizde. Öyle cam kenarlarına çekilmeler, Rabia ile fiskoslar. Kurbanın olayım ana. Ben zaten ölmüşüm. Bir de meraktan ölmeyeyim. Başımızda bir felaket mi var yine? Hay hay yok kızım. Ay üstüme iyilik sağlık. Ağzından yel alsın. Ne felaketi dolaşacak başımız? Ay şuncacık yüzümüz yeni gülmüş daha. Ne bileyim ana. Hünkârım ölüp de bacaklarıma inme indiğinden beri ne zamanki kapı çalınsa kötü bir haber gelecek diye korkuyorum. Korkma kızım, korkma. Bundan sonra evlatlarının mürüvvetlerini göreceksin artık. Ah, Serdar da bir geleydi. Bana benle konuşayım da şu haytayı çağırsın. Bu sefer annen çağırıyor desin. Dünya çok küçük be Balaban kardeş. 40 yıl düşünsem bu gece yaşadıklarım aklıma gelmezdi. Daha kavuşmazmış da insan insana kavuşurmuş. Kim bilir daha aklımıza gelmeyen neler gelecek başımıza da bizim haberimiz yok. Belki yeri değil ama hünkâr hep anlatırdı. O askerdeyken siz hapisteydiniz galiba. Hünkâr benim abim karıncayı dahi incitecek adam değildir derdi. Gerçekten o adamı siz mi öldürdünüz? Belki de. Belki de değil. Dedim ya, başımıza gelenin neden geldiğini bilseydik hiçbirimiz kötülüğe bulaşmazdık. Haydar Balaban kim? Benim. Haydar Bey, kardeşinize kan lazım. A grubu RH pozitif. Ben A pozitifim, ben verebilirim. Bir kişi yetmez, bir kişi daha bulun. Hemşire Hanım, tehlikeli bir durum mu var? Çok kan kaybetmiş. Buyurun ben size alayım. Merak etme. Balaban, oğlum. Nasıl Serdar'ın durumu? Kan lazım oldu şimdi. Grubu ne? A pozitif. Benim kan grubum, ben veririm. Geç pek geç. Hemşire içeride. Balaban abi, nasıl durumu? Getirdiğimizde doktorlar korkacak bir şey yok demişti ama... Yoktur bir şey, iyidir iyi. Bak, kan da bulundu hemen. Anneyle babaanneyi nasıl kandırdınız? Babaanneye söyledik mecburen. O idare etti durumu. Buyurun, sizi de şöyle alayım. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz? İyiyim. Güzel. Siz de Serdar'a mı kan veriyorsunuz? Evet. Arkadaşı mısınız? Yok, arkadaşı değilim. Ben Serdar'ın ikizinin arkadaşıydım. Hünkârın mı? Hı. Hünkârın. Siz nesi oluyorsunuz? Bir şey olmuyorum. Komşularıyım. Ben de asker arkadaşıydım hünkârın. Teröristler kaçırdığı gece ben de yanındaydım. Tesadüfe bak ki bu akşam askerde kaybettiğim arkadaşımın ikizinin yaptığı kazaya denk geldim. Sabah üzerine gül bırakıyor ha hünkâr. Bu sabah bir iyi bir kötü haberim var sana. Serdar kaza geçirdi. Ama durumu iyiye gidiyor. Ulan Doğan Kalkan. Koskoca Kartal Bey'i kıcıkırık bir iş için buralara kadar getirdin ya. Ben sana bunun hesabını sorarım. Otelde yeriniz hazırlandı efendim. Otele yerleşecek zaman değil. İşimiz var. Tabii efendim. Keklik ana, siz bilirsiniz. Serdar'ın huyu da yüzü kadar hünkâra benziyor mu? Sen ne yapacaksın Serdar'ın huyunu suyunu?
Hünkar'ı da Serdar'ı da tanımıyorsun bile. Şeyden merak ettim ben. Akşam yüzbaşı ikisinin birbirine çok benzediğini söyledi ya. Ondan dedim. Ne oldu kızım? Arkandan biri mi kovalıyor? Yok, hızlı yürümüşüm biraz. Saime'ye bir şey belli etmediniz inşallah. Ben eve gitmedim. Yarı yolda arabadan inip dükkana bir uğradım. Bazı ilaçlar lazımdı ya, onları getirdim. Nevzat abi gelmedi mi daha? Gelmedi. Allah Allah. Altında arabası da var. Nerede kaldı bu adam? O kadar da tembih ettim. Kapıdan iste. Sakın içeri girme diye. Sizinkiler bir şeyden şüphelenmiş olmasınlar. Ne yaptın sen Nevzat abi? Ne yapayım abi? Saymana o kadar ısrar edince dayanamadım. Oğlumu görmek istiyorum. Biz de görmedik daha anne. Niye? Çok mu kötü durumda yoksa benim kocam? Değil babaanne. Siz de yangına körükle gitmeyin hemen. Doktorlar gelmedi daha. Oğlumu gösterin bana. Efendim, Seyfi Bey sizi görmek istiyor. Defet gitsin. Adamlara da söyle, bir daha o kaşarı kapıdan içeri sokmasınlar. Akşamki kaza ile ilgili size söylemesi gereken bir şeyler varmış. Al içeri kızım, al hemen. Peki. Buyurun. Hayırlı işler sayın saygıdeğer Doğan Kalfa Bey. Ne söyleyeceksen söyle hemen, işim gücüm var. Akşam curcunayı kaçırmışız. Neyse ki haberleri aldık gereken yerlerde. Ne zırvalıyorsun sen kaşar, hadi yürü git başımdan. İnsan yapacağı işi ortağından saklar mı be Kalfa? O kadar ortağız dedik sana. Madem Balaban'ın kardeşine tuzak kuruyorsun, bize de söylesene. Bizim de çorbada tuzumuz bulunsun. Salak salak konuşma kaşar. Kim kime tuzak kurmuş? Ne saçmalıyorsun sen? Ya Kalfa, şu gözlere bir baksana. Salak bir adamın gözlerine benziyor mu hiç bunlar ha? Herkese lolo lolo da bize de mi lolo? Ha? Anlamadığım da bizden ne diye saklıyorsun? Balaban senin olduğu kadar benim de düşmanım. Ama bravo vallahi. Öcünü iyi aldın Balaban'dan. Milyon dolarlık işleri olan bir iş adamıyım ben kaşar. O defterleri çoktan kapadım. Senin gibi küçük hesapların adamı değilim. Çabuk burayı terk et. Kartal Bey, abimiz, hoş geldin, şeref verdin. Vay, Doğan Kalfa, ne oldu? Bakıyorum karizmayı ayaklar altına aldın anında. Böyle soytarılarla mı çalışıyorsun Doğan? Yok abi, o bizim Seyfi, bizim mahallenin çocuğu. Dua et başımda başka bir işi var. Yoksa sana bir büyüğün içeri girdiğinde ayağa kalkmamak ne demekmiş öğretirdim. Abiler bir saniye, siz yanlış anladınız vallahi. Abi var ya ben aslında asla... Yani... Doğan anlat bakalım, arabadaki malı aldın mı? Abi araba kaza yaptığı an havaya uçmuş. Bomba gibi patlamış diyorlar. Sonra da cayır cayır yanmış zaten. Mal yanmış abi, yanıp kül olmuş. Allah Allah. Bak sen. Yalan söylemiyorsun değil mi Doğan? Ekmek Kur'an çarpsın ki yalanım yok abi. Aziz mübarek Ramazan. Niyetli ağzımla yalan mı söyleyeceğim? Dinime seven Müslüman olsa bari. Bırak boğazları Doğan. Oğlumu istiyorum. Serdar öyle iş üstündeyken kaza yapacak oğlan değildir. Sana söyledim. Malımı bir gram eksiksiz istiyorum. İyi de araba yanmış. Ben ne yapabilirim? Ben onu bunu bilmem. Malımı eksiksiz isterim. Oğlum iyiydim Serdar'ım. Bu hallerde mi dönecektin sen anana? Böyle mi karşılayacaktım ben seni?
Hadi anne. Hadi. Hadi gidelim artık. Hadi. Şimdilik elimizden gelen bir şey yok. Sahi mi? Hadi kendini paralama boş yere. Doktorlar iyileşiyor dedi ya. Ben de polisten kaza tutanağını almaya gideceğim. Akşam gene geliriz. En çok sevdiğim zamanda beni yüzüstü bırakıp o zengin kadının koynuna girmeni bile bağışladım. İnşallah iyileşeceksin Serdar. İyileşmen için dua edeceğim. Abi, Serdar abi. Yeni mi geldin? Otobüsten az önceydim. Bizimkiler nerede? Biraz önce çıktılar. Abimin durumu nasıl? Ameliyat iyi geçti. İyileşecek. Onun için dua et Rabia. Ne olur onun için dua et. Şu anda en çok senin duana ihtiyacı var. Neden? Sen İstanbul'dan geldikten sonra çok pişman oldu abim. Seni görmezden gelip o zengin kadınla birlikte yaşadığı için kendine çok kızdı sonradan. Ben çoktan unuttum canım o günleri. Sildim gitti hepsini. Yani ben de şahit olduğum için biliyorum. Tabii senin yerinde kim olsa sevgisine karşılık bulamadığı için kızardı. Ben kızmadım Didar. Hem ne diye kızayım ki? Herkes kendi kaderini yaşar. Serdar tercihini o zaman öyle yapmak istedi. Geçmiş gün. Geçip gitti. Ben artık burada yaşıyorum. İstanbul'da olanları çoktan unuttum. Ne demiş saygıdeğer pek büyük kıymetli atalarımız? İyi olacak hastanın doktor ayağına gelirmiş. Ne zaman hastalandın Kaşar abi, geçmiş olsun. Sus, salak mısın oğlum sen, ne alakası var? Kim hasta? Allah Allah, adamı zorla hasta etmeyin ya. Kusura bakma abi, sen öyle deyince ben de sandım ki. Ulan şurada stratejik hesaplar yapacağım tam. Tövbe tövbe. Şimdi beni iyi dinleyin. Bu gelen adam var ya, bu adam çok büyük bir adam. Anladınız mı? Ya anladık. Eğer saksıyı doğru çalıştırır da Doğan Kalfa'nın çevirdiği dümeni öğrenirsek, bu kartal denen adam buradayken Doğan'ın servetine konabiliriz. Kaşar abi, bir şey sorabilir miyim? Konuyla mı alakalı? Tabii, tamamen konuyla alakalı. Sor o zaman. Seyfi abi, biz niye bu toplantıları dışarıda yapıyoruz? Kış geldi ya, o bakımdan diyorum. Şöyle kendimize bir yazıhane falan tutsak. Ulan ben burada sizi servet sahibi yapmak için kafa patlatayım, şunların derdine bak. İlçemize koskoca babalar diyarından kartal gelmiş diyor. Akıllı olun oğlum. Saksıyı çalıştırırsak bundan sonra ne bizim ne de torunlarımızın çalışmasına gerek kalır. Birileri bizi çocuk yerine koyacağını sanıyor bu memlekette. Kendi gözlerinle gördün Doğan Kalfa. Ortada maldan en ufak bir iz yok. İyi de abi, araba yanmış ya. Hepsi yanıp gitmiş işte. Bana baksana sen Doğan Kalfa. Ben kaç senedir bu işlerin içindeyim. Bu kadar basit bir senaryoyu yiyecek kadar salak mıyım? Hem yansa bile 100 kilo maldan 1 gram kül kalmaz mıydı ortada? Ali ki müsait misin? Şimdi müsaitim patron. Hastaneden haber var mı? Nasıl Serdar'ın durumu? Daha kendine gelememiş patron. Makineye bağlı. Anladım Aliki. Gözünü kulağını dört aç. Mal ortada yok. Ona göre uyanık ol. Serdar bir tezgah çevirmiş olabilir. Tabii ya. Hay aklında bin yaşa. Kesin Serdar kendi yaptı bir şeyler. Lafımı kesme Doğan Kalfa. Anladın değil mi? Gözünü kulağını dört aç. Ortada kaza süsü verilmiş bir tezgah var. Peki patron, çok iyi anladım. Ne konuşuyor bu kız böyle durmadan kenarlara çekilip?
Ne konuşacak canım? Saygılı kız işte. Rumca konuşuyor ya. Biz rahatsız olmayalım diye uzakta konuşuyor. Bu kız ne zamandır burada anne? Bir hafta falan oldu. Nereye gitti bu şimdi böyle? Bir şey söylemeden çekip gitti. Saygılı kız işte. Ne de olsa benim süt torunum. Evde kaza olayı var diye fazla ayak altında dolaşmak istemiyor. Ben Rabia'nın dükkanına gidiyorum. Oradan da hastaneye giderim. Tamam yavrum. Yani sen kaza şüpheli mi diyorsun? Vallahi kaza yerine gittim, inceledim. Polislerle de konuştum. Ortada ilginç bir durum var. Nasıl ilginç? Serdar iyi bir şoför. Öyle dümdüz yolda arabaya takla attırmaz. Mutlaka karşısına bir şeyin çıkması falan lazım. Ortada öyle bir şey de yok. Nasıl olsa bugün yarın kendine gelir. O zaman her şey anlaşılır. Bunlar tamam. Sağ ol. Şuna pansuman yapar mısınız Rabia Hanım? Rabia Hanım. Ne biçim eczane kardeşim burası? Kan kaybından ölmemizi mi bekliyorsunuz? Seyfi! Ya Rabia Hanım, parmağımıza pansuman yapmayacak mısınız ya? Şöyle buyurun, ben yapayım sargınızı. Ya kaza işte, görünmez kaza. Aa, bu arada geçmiş olsun. Serdar kaza geçirmiş. Vallahi duyunca çok üzüldüm. Serdar sizin kanınızla kurtulmuş Ayipek Hanım. Sadece benim değil. Bela mısın ulan sen? Kendini öldürtmek mi istiyorsun bana? Yürü git yoluna. Bana erkeklik yapacağını. Git kardeşine tuzak kuran Doğan Kalfa'ya. Ne diyorsun lan sen? Ne tuzağı? Kahvede şoförler konuşurken duydum. Doğan'ın benzin kamyonu bile bile çıkmış Serdar'ın arabasının karşısına. Doğru mu söylediklerini Seyfi? Mübarek Ramazan günü doğruyu mu söylüyorsun? Vallahi abi, Ramazan çarpsın ki doğru söylüyorum ya. Hem ben Serdar'ı çok severdim çocukken. Duyunca yüreğim el vermedi. Geleyim de bildireyim dedim bizzat kendim. Pislik. Balaban abi. Abi, nereye böyle öfkeyle? Rabia'da Serdar'ın ilaçları var. Hastaneye gidecek. Yardımcı olabilir miyim? Nerede bu adam? İstanbul'dan bir misafiri geldi. Geldiyse geldi. Nerede şu an? İstanbul'dan gelen misafiriyle yemeğe çıktı. Serdar'dan ne istedin sonsuz? Ne istedin dedim. Ne diyorsun Balaban? Ne Serdar'ı? Serdar senin kardeşin mi Balaban? Tanıdın mı beni? 92'de aynı cezaevinde yatmıştık. Soyguncuları tanımam ben. Nefes alamıyorum Balaban. Söyle ulan soysuz. Ne istedin kardeşimden? Pırlanta gibi kardeşimin ne zararı oldu sana? Pırlanta dediğin kardeşin 2 senedir benimle çalışıyor Balaban. Söyle ulan namussuz. Benim kardeşimin senin gibi bir soyguncuyla ne işi olabilir? Yanlış yapıyorsun Balaban. Beni tanımıyormuş gibi davranıyorsun. Kardeşim söz konusu olduğunda dünyayı yakarım. Akıllı ol. Bilip bilmeden delilik etme. Uğruna dünyayı yaktığın kardeşin bir uyuşturucu kuryesi. Bu yaptığını cezaevinde geçirdiğimiz günlerin hatırına görmezden geliyorum. Ama kardeşin gözünü açana kadar buradayım. Alacağımı almadan bir yere gitmem. Abi, bunlar kardeşiyle anlaşmalı yapmış olmasın bu işi? Önce malı indirmişlerdir, sonra da kaza olayını tezgahlamışlardır. Anlayacağız Kalfa Efendi, anlayacağız. Bu dakikadan sonra hiç acelem yok. Ya onlar, ya sen. Birinizden birinde çıkacak benim malım.
Allah'ım sen Serdar oğluma tez zamanda şifa ver ya Rabbim. Amin, amin. Balaban nerelerde Didar? Bir telefon etsene abine. Konuştuk biz onunla anne. Hastaneye gidecekti. Ben geç gelirim demişti. Garibim. O da perişan oldu. Kolay mı? Biz kadınız gelin. Erkeğin yıkıklığı da bir fena oluyor. İftardan sonra biz de gidelim hastaneye. Serdar'ım bekler şimdi. Gideriz anne. Didar, sorsana Aliki'ye. Bugün neler hissetmiş? Ne oldu ki? Ne olacak? Hayatında ilk defa oruç tuttu kız. Aa öyle mi? Ben de sandım ki... Ya ben oruç tuttu bugün. Türkçe de öğrenmişsin. Ben çatpat. Biraz biliyor. Kendin söyle o zaman. Neler hissettin bugün? Ben bugün çok mutlu oldum. Ne belalar aldın sen o İstanbullarda be Serdar'ım. Aç gözlerini. Aç şu gözlerini de anlat abine. Sen burada böyle yaralar içinde yatarken ben evde duramadım Serdar. Önümdeki sevgin küllenmiş de olsa seni böyle görmeye içim dayanmıyorum. Ben sana hiç beddua etmedim Serdar. Hiç etmedim. Kim var orada? Söylediklerimi duydun mu Balaban abi? Serdar'la aranızda olanlar beni ilgilendirmiyor abi. Düşündüğün gibi değil. İstanbul'a gidince orada görüşmeye başladık. Ben onu uzaktan sevdim. Ama o İstanbul'un hayatına çok fazla bulaşmıştı. O yüzden sevgimi yüreğime gömdüm. Bildiğin bir şeyler varsa bana yardımcı ol Rabia. Serdar İstanbul'da ne yapardı? Kimlerle arkadaşlık ederdi? Anlat bana. Uyanınca kendisiyle konuşsanız daha iyi olmaz mı? Ben şimdi onun gıybetini ediyormuş gibi olmayayım. O kendine gelene kadar belki de geç kalmış oluruz Rabia. Bugün çok kötü bir şey öğrendim. Yoksa sağlığı kötüye mi gidiyor? Yok değil. İstanbul'dan birileri gelmiş Serdar'ın peşinden. Serdar uyuşturucu şebekesinin kuryeliğini yapıyormuş. Allah'ım, Allah'ım ne yaptın sen Serdar? Sen oradayken kimlerle görüşürdü bu çocuk? Ne işler çevirirdi? Zengin bir kadına tutulmuştu. Ünlü bir iş adamının karısıymış. Gözü ondan başkasını görmüyordu. Zaten ben de o yüzden... Şimdiye kadar neden bana söylemedin Rabia? Kardeşimin yanlış olduğunu neden söylemedin? Deli gönül hangi dala konarsın ölem konarsın. Deli gönül hangi dala konarsın ölem konarsın. Senin tutunacak dalın mı kaldı ölem dalın mı kaldı. Senin tutunacak dalın mı kaldı, ölem dalın mı kaldı? Bunca derdi sen üstüne alırsın, ölem alırsın. Bunca derdi sen üstüne alırsın, ölem alırsın.
Senin ah çekmeye halın mı kaldı? Ölem halın mı kaldı? Balaban gene bir delilik yapacak diye çok korkuyorum. Nasıl bir delilik anne? Ne bileyim işte canım. Dün gece olanları sen de biliyorsun. Anne, Balaban abinin hapse neden girdiğini sen biliyor musun? Bu kadar melek yürekli bir insan nasıl işledi bu cinayeti? Hani Akdeniz anemili bir çocuktan bahsetmiştin ya, ne oldu? Çocuğun durumunda bir değişiklik var mı? Anne, lafı değiştiriyorsun. Yok canım, ne değiştireceğim? Çocuğu merak ettim ben. Anlaşıldı. Yine bir şey öğrenemeyeceğiz bu konuda. Sıra olarak kalacak galiba. Ben çıkıyorum anne. Neyse, bekletmeyeyim kızı. Balaban'ı görürsen söyle, bana bir gelsin. Tamam. Güller bunlar. Nereden çıktın? Hiç, öylesine aldım işte. Hayırdır? Bugün tembelliğimiz üzerimizde galiba. Dünden beri kafam çok karışık gibi. Gece sabaha kadar uyuyamadım. Ne oldu ki? Sen hiç aşık oldun mu İpek? Bir kere. Kime aşık oldun? Söyleyemem. Neden? Aşık olduğum adam yaşamıyor. Anlamadım. Nasıl yaşamıyor? Öldü. Hem de benim yüzümden öldü. O yüzden kimselere anlatamıyorum aşkımı. Şimdi ben de sana aynısını söylesem, ben de birini sevdiğimi hissettiğimi, kimselere anlatamadığımı söylesem, nasıl karşılarsın? Söylesene, kime aşık oldun? Günaydın. 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 Sen de bu gidişle eczacı olacaksın İpek. Al bakalım, Serdar'ın ilaçlarını sana sıra. Aslında ben edebiyat fakültesi mezunuyum Balaban abi. Önümüzdeki sömestr milli eğitime başvurup öğretmenliğe başlamayı düşünüyorum. İyi yaparsın İpek. Memleketin her şeyden çok öğretmene ihtiyacı var. Balaban abi, annem seni görürsem eve çağırdığını söylememi istedi. Hayırdır? Bilmem. Siz reçeteyi yapın, Didar uğrayıp alır. Hepsini topladı Rabia, hepsini birlikte ödeyeyim. Biliyor musun Rabia, şu ilçede Balaban abi gibi yiğit bir adam tanımadım. Gördün mü bak, öğretmen olmamı nasıl da destekledi. Alo Eleman, sayın tatlıda ya. Ya bu kahvenin sahibi hiç mi dükkanına uğramaz Eleman? Nerede bu adam? Bilmem, işleri var, hastanededir. Ha. Duydunuz mu millet? Saygılar Aydar Balaman abimizin işleri varmış. Bu girişli işte elinde avucunda ne varsa kaybeder. Ne diyorum, bu kahveyi biz mi alsak? Hayırlı sabahlar. Kusura bakmıyorsun herhalde oruç tutmuyoruz diye. Hani bekliyoruz biz de sizin gibi abilerimiz bir tane kaçırırsa biz yakalayalım diye. Ne olmuş buna böyle ya, bir yerler var bunda. Günaydın Balaban abi. Günaydın Erdem. Bana bakın. Allah'tan bir göz istedik, o bize dört göz verdi. Bu Balaban hıyarını diz çöktürmenin tam zamanı. Şimdi kahvaltımızı sağlam yapalım, akşama işimiz var. Hadi bakalım.
Otur. Neler öğrendin bakayım? Şimdi patron, ben çok çok eminim ki Balaban'ın bu işle hiçbir ilgisi yok. Adam kardeşinin kurye olduğunu öğrendiğinden beri mahvolmuş durumda. Sen onu bilmezsin Aliki. Cezaevinden tanırım ben Balaban'ı. Bence biz Serdar konusunda hata yaptık. Neden? Ailesini sakladı bizden. Yalanlar söyledi. Serdar'ın Balaban'ın kardeşi olduğunu bilseydim böyle bir işi asla vermezdim. Neden kazanın normal bir kaza olduğuna, malların da yangında yanmış olduğuna inanmıyorsunuz? Gerize benziyor muyum ben hiç Aliki? Ortada bir gram bile kül yokken bu yalana çocuklar bile inanmaz. O zaman başka birileri var sanki bu kaza tuzağında. Malı falan boş verelim şimdi. Çok özledim seni. Oruçluyum ben. Bu malı bir an önce buradan çıkarıp başka bir yere götürmeniz gerek. Dağ evine götürelim abi. Her tarafta kartalın adamları cirit atıyor. Yanında iki adam dolaştırıyor ama daha çok adamla gelmiş aslında. Burayı nereden bilecekler ki abi? Kartal buranın benim olduğunu biliyor. Adamlarını aratabilir. O zaman geceyi bekleyelim. Bu geceden tez yok, yola çıkarız. Dağ evine. Daha olmadı İzmir'deki Zula'ya. Çok dikkatli olmanız gerek. Kartal birden tepemize binerse hepimizin canını alır. Tamam abi. Rabia Hanım, Balaban abi gelince lafımız yarıda kaldı. Kimmiş bakalım şu kimselere anlatamadığın aşkın? Ya benimki aşk da değil aslında. Başka bir şey. Nasıl başka bir şey? Ne bileyim işte. Belki de ben aşkın ne olduğunu bilmiyorum. O yüzden duygularımı anlayamıyorum. Ne o Aliki? Yoksa sen de mi aşık oldun? Benim oruç yok oldu. Sen şimdi ona mı ağlıyorsun? Benim oruç bozuldu. Üzüldüğün şeye bak. Sonra tutarsın, ne olacak ki? Buyur abi, beni emretmişsiniz. Otur şöyle. Estağfurullah abi. Sizin gibi bir babanın önünde oturmak ne haddimize? Otur dedim ulan sana. Emredersiniz abi. Hakkında küçük bir araştırma yaptım. Çakalın tekiymişsin. Deleceğiniz baba. Çakal olmasına çakalsın. Çakalları hiç sevmem. Ama ara sıra çakallara da iş düşer bizim ailede. Emredin baba. Şimdi kulaklarını açıp beni iyi dinle. Önce şunu söyleyeyim. Sakın beni başkalarıyla karıştırma. Sana vereceğim bu işte en ufak bir yanlışta Ege Denizi'nin dibini boylarsın. Abi, Rabia Keklik Ana'nın seni çağırdığını söylemişti. Uğradın mı bugün? Unuttum be Didar. Ben hemen çıkayım. Abi ben de geleyim. Keklik Ana'yı görmüş olurum. Hadi. Selam söyleyin Keklik'e. Tamam babaanne. Dalgın görünüyorsun abi. Abi, senin canın bir şey mi sıktı? Didar, sen bu Rabia ile Serdar arasında olanlar hakkında... Abi! Ne olmuş burada ya? Keklik Ana! Rabia! Rabia'yı kurtar Haydar!